Merhabalar. Bu dersimizde Go programlama dili için geliştirilmiş geliştiricilerin işini kolaylaştıracak ufak tefek araçlardan bahsedeceğiz. Bunlar Go'nun geliştirici ekibi tarafından geliştirilen araçlardır. Dahili araçlar, komut satırı araçları diyelim özetle. Bunlardan ilki Go Tool. Go Tool Go komutu ile kullanılır. Go komutu ile siz bir projenizi build edersiniz. Mesela kaynak kodu verdiniz. Go boşluk build dediniz ve kaynak kodun adını, adresini verdiniz. Bunun derlenmesini sağlar. Çıktı olarak da bunun compile edildikten sonraki çıktısını verir. Objektleri silmek için clean var, environment var, işte fix, fmt vesaire. Go fmt, bunlara bakacağız daha sonra. Install var mesela. Verdiğiniz kaynak kodu derler. Ondan sonra da install eder. Yani kurulum işlemini gerçekleştirir. Bunu da bağımlılıkları birlikte yapar. Run, bu en çok kullanılacak olandır. Run ya da get mesela. Run, ondan sonra da get kullanılacak. Go bir kaynak kodu veririz ve o onu derler, ondan sonra da çalıştırır. Kurulum işlemi yapmaz mesela. Install ise derler, onu kurar. Arasındaki fark budur run ile. Get'te ise go boşluk get boşluk bir GitHub linki verilir mesela. O projenizi, daha doğrusu o linkte verdiğiniz go kodunu sizin projenizin ana diziminde ilgili klasörlere yükler, download eder. Ondan sonra kurar. Siz de ondan sonra artık o kodları projenizde kullanabilir olursunuz. Bunları bol bol yapacağız. Şimdi anlatalım. Go tool, Go kodunu inşa etmek ve kurmak için Go aracı kullanmak gerekiyor. Bir tane dosya main paketli çalıştırmak için derleyip çalıştırıyor. Şu kadar basit. Komut satırına yazıyorsunuz. Go run, hello go. Mevcut dizindeki paketi derlemek için go build ve adını vermeniz yeterli. Bunu derleyecektir. Go aracı diğer tüm Go araçları için aynı zamanda bir proxy görevi yapıyor. Yani onun sayesinde, onun üzerinden diğer gerekli araçları çağırabilirsiniz. Örneğin GoTool Payprof aracını çalıştırabilirsiniz. GoTool ImportPath dediğimiz olay, bunu çok sık kullanacağız her projede. Import olayı. Import path'leri URL şeklinde olabilir. Genellikle de böyledir. Mesela GitHub üzerinden, ki GitHub çok sık kullanılır. Burada bir kullanıcı var. Fatih diye bir kullanıcı. Bunun Strux diye bir repositorisi var. Oradaki Go kodlarını, Go projesi, library artık ne dersiniz, onu sizin projenize dahil edip kullanmak istiyorsunuz diyelim. O zaman direkt import yazarsanız, kodun içerisinde import yazarsanız, derlediğiniz zaman bunu bulamayacak. O yüzden hata verecektir. Çünkü bunun her derlendiği zaman internete erişip de GitHub üzerinden bu kaynak kodlara bakmıyor. Siz öncelikle bunu, bu linki, içerisindeki kaynak kodları sizin ana projenizin ana dizinine download edip kurmanız gerekir. Bunu yapmak için de, bakın, indirmek için Go aracını kullanmalıyız. Go get, şunu yazarsınız. Enter dediğinizde Go'nun get komutu, gene Go aracının get komutu, bunu download eder. Sonra da git reposundan GoPath altındaki src kaynak github.com diye bir klasör açar. Onun içerisine kullanıcı adını ve reponun adını verir ve buraya indirir. Tüm paketi derliyor ve kuruyor sonrasında. Install ediyor yani. Eğer -u parametresini verirseniz paketi güncelleyebilirsiniz. Gene komut satırından. Bu şekilde kullanılabiliyor. Godoc kodun içinde yer alan belgelendirmeyi çekip çeşitli şekillerde sunar. Yorum, yani comment dediğimiz tanımlamaların üst kısmına eklenmesi. Bu da şöyle özetleyelim. Bir metot,
ya da function yazdınız ya da bir nesne yazdınız. Üzerine açıklama satırı yazarız. Bu genel bir standarttır aslında. Bu yazdığımız açıklama satırlarını GoDoc aracı otomatik olarak okuyor ve bunları dokümantasyon haline getiriyor. Mesela bunun çıktısı bu. Bakın printline formats, using vesaire. Hemen dokümantasyon olarak yapmış. Aslında bunu golang.org'daki doc linkinde gördük. Şuraya üzerine gelince de link oluşuyor mesela. Şurada bir title başlık oluyor. Altında açıklama. Aslında buradakileri siz yazıyorsunuz. Burada. Şurası da otomatik GoDoc tarafından oluşturuluyor. GoDoc devamında GoDoc.org online olarak bakabilirsiniz. Şurada GoDoc.org. FMT paketi mesela buradaki örnek şu. Paketi yazıyorsunuz. Onun içerisindeki metodu, fonksiyonu yazıyorsunuz. Onun dokümantasyonunu size gösteriyor. GoDoc.org. Burada da otomatikleştirme durumu da söz konusu. Mesela sizin başka bir GitHub hesabının linkini şu şekilde yapıştırıp enter dediğinizde GoDoc otomatik olarak buradaki kaynak kodun dokümantasyonlarını size bir sayfa olarak gösteriyor. Aynı zamanda çevrim dışı bir sunucu çalıştırılabilir GoDoc için. Çünkü Go'nun kendi dokümantasyonları var. Bunları da kendi lokal sunucunuzda da kullanabilirsiniz. Ya da farklı linkleri diyelim GitHub hesaplarını. Lokalde bunu şu şekilde diyelim 6060 portuna kurulum yapılıyor burada. Çevrim dışı olarak. Offline. Ondan sonra da GoDoc FMT dediğinizde bunun dokümantasyonlarını getiriyor. Go FMT, Go kodunu güzelleştirir. Çok güzel bir şeydir. Go FMT. Tüm Go Core kodu Go FMT'lendirildi. Yani Go FMT'siz kod içeriye girmiyor. Go kodu nasıl yazılmalı sorusunu ortadan kaldırıyor. Okunuşu iyileştirir, yazmayı iyileştirir, stil tartışmalarına son verir. Bununla ilgili çok basit bir örnek verelim buradan. Bakın şurada package main var. Import'ta şuraya kadar boşluk bırakmış. FMT tanımlamış. Şurada paranteze kadar boşluk var. Şunların arasında iki satır boşluk var. Gereksiz. Gibi gibi. Bunu GoFMT aracına gönderdiğiniz zaman hemen otomatik olarak şu gereksizleri temizler ve şu hale getirir. Bakın burası düzeldi. Şurası düzeldi. Buradaki iki satır boşluk vardı. Onun birini sildi. Ve şurada mesela boşluk vardı. Burada. Onları da sildi. GoFMT kendisi yapıyor. Tabii ki GoFMT'ye göndermek zorunda değilsiniz. Siz kullandığınız IDE'de bile mesela Visual Studio Code ve yanlış hatırlamıyorsam Atom'da yapıyordu. Siz yazarken editör kısmında Ctrl S'e bastığınızda o onu kaydederken doğrudan GoFMT'liyor. Şunların hepsini bütün söz dizimini kendi stiline göre uyduruyor. Siz berbat bir kod yazsanız bile tertemiz bir şekilde orada gösteriyor. Yani derlemeden de bunu yapabiliyorsunuz. Editör desteğiyle alakalı bir durum. Evet. Go ile ilgili temel diyebileceğimiz araçlar bu şekilde. Birçoğunu farklı farklı birçok örnekte kullanacağız zaten.